Teknoloji hoş geldiniz bölümde Huawei FreeBuds 4i kulaklığı inceliyoruz. Huawei'nin FreeBuds serisini uzun zamandır inceliyoruz. Çok başarılı giden bir seri. TWS gerçek kablosuz kulaklık sınıfında bu kulaklıklar ve 4i de en son modeli. Bir de daha önce 3i vardı hatırlarsınız. Bu 4i onun yerine geliyor ve şu anda piyasada da satılıyor. Alıştığımız tarzda bir kulaklık aslında. İşte şöyle bir kutusu var. Çok biraz beyaz olduğu için patlıyor, o yüzden çok fazla göstermiyorum. Şu da içinden çıkan şarj kutusu ve tabii ki kulaklıklar da bunun içinde duruyor. Şöyle göstereyim. İşte FreeBuds 4i. Çıkaralım. Şimdi normal şartlar altında bunu böyle açtınız, çıkardınız. Huawei'nin telefonları bunu doğrudan şu anda görüyor. Dolayısıyla ekstra bir kurulum için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama Huawei değilse telefonunuz ya da eski bir Huawei ise şurada belli belirsiz bir tuşu var. Buna basılı tutuyorsunuz ve pairing işlemi başlıyor. Onunla birlikte tanıtıyorsunuz. Ama yeni Huawei telefonlarda anında görüyor zaten. Kulaklıklar bunlar. Şuradaki uçlar şurada zaten pakette de var. Sizin kulağınıza uyacak şekilde hangisi uyuyorsa onu seçeceksiniz. Onun sorumluluğu sizde. Onu takıyorsunuz ve Tıpa cinsi kulaklık ama daha önce incelediğim yani bundan bir önce Jabra'yı incelemiştim 85'i biliyorsunuz. Ee, 85T'yi onun kadar tıkayamıyor kulağı onu söyleyeyim ee, ama sonuçta işte şöyle tarzına baktığınız zaman bu tıpalar yine duruyor. Bunun kulağınıza uygununu seçerseniz işte o hem bas seslerinin birazcık kuvvetlendiğini göreceksiniz hem de kulağınızdan düşmeyecek çünkü bunu spor yaparken de kullanmak isteyebilirsiniz. Kutudan son olarak şu çıkıyor bu da kutunun şarjı. Şimdi Şöyle göstereyim Type-C olduğunu görüyorsunuz. Bundan şarj ediyorsunuz ve kutu hızlı şarj destekliyor yani bunu Bir 10 dakika şarj ettiğinizde 4 saat Kullanma ömrü geliyor ki bu çok iyi bir değer. Kendi iddiası da hani normal çalarken 10 saat diyor ben ANC kapalı iken ve %50 ses Açıkken 10 saat çalışırım diyor ANC'yi de katarsanız bu süre 7'ye düşüyor. Bu değerler de başarılı ben Kullanım süresi senaryolarında bunu bitirmedim zaten ama Günlük kullanımınızda mesela hep kulağımda dursun, ben hep bundan konuşacağım dediğinizde bir mesaiyi kaldıracak gibi gözüküyor. Ara verdiğiniz anda işte o şey burada devreye giriyor. Bir aradık. Bir öğle yemeği arasında vesaire. Şunun içine koyduğunuz anda zaten 4 saatlik şarj edebildiği için bütün gününüzü rahat rahat kullanırsınız. Ya bence, şey ben şeyi çok saymıyordum. Hani diyorlar ya işte bu kutuyla birlikte 20 saati buluyor. Bunda da aynı şekilde bir ifade var. Ama duruyor da o esnada bunun içinde durduğu için ben cihazı kullanamıyorum. Dolayısıyla ben onu pek o şarj ömrüne dahil etmiyorum evet o, o da bir senaryo bunun içinde durduğu sürece hani şarjı bitir tekrar şarj et bitir tekrar şarj et 20 saatleri hani şunun şarjı bitene kadar e, doldur, kullanabilirsiniz ama ben onu gerçek kullanım senaryosuna e, dahil etmemeye çalışıyorum çünkü dediğim gibi ürünü kullanamadıktan sonra kutuda durmasıyla kulağımda durması ayrı şeyler sonuç itibariyle e, o esnada çalışmayacaklar pili bitmiş sayıyoruz. E, o zaman bize ne lazım? Hızlı şarj lazım ki bunun içinden çabucak geri çıkarabileyim. İşte o yüzden bunda bence bunun olması bir avantaj. Yani TWS TVS kulaklıklarda bence bu zaten olması gereken bir şey. Bir tercih sebebi olmalı. E, hızlı şarj. Tabii şu var. Bunun da işte 7 saat gittiğini düşünürseniz belki kendi yani zaten gün içinde pek ihtiyacınız olmayacak ama olduğu anda da 10 dakikalık bir şarjda günün devamını kurtarma şansınız olacak. Bence üstüne basa basa söylemenin sebebi bu. Önemli bir şey. Eğer bu olmazsa hani düşünsenize yani 2 saatte şarj ettiğini düşünün bunun tamamını e, ki işte 1,5 saatte şarj ediyor. 1,5 saat kulağınızdan çıkmış olacak. Ha, şu anlama gelmesin ama yani o tabii bunun içine şarj için koyduk bir daha çıkmaz. Hayır. 5 e, dakika 10 dakika lazım olduğunda tekrar şarjı bölüp tabii takabilirsiniz, kullanabilirsiniz. O, değil, o ayrı bir şey. Ama e, a, derdimiz Hızlı şarjla hani hemen bunu en kısa sürede en maksimum sürede kullanabilmek. Onun dışında 10 milimetrelik bir sürücü karşımızda. Dolayısıyla bunlar ses iddiası da olan kulaklıklar zaten ucuz değiller. O yüzden de o konuda da tatmin etmesi lazım. Sırf şarjla mutlu olamayız. Orada da Huawei ilginç bir şey demiş. Demiş ki bu kulaklıklar pop müzik için uygun. Normalde böyle ifadeler kullanmaz firmalar ama oradan şunu anlıyoruz. Demek ki yani gümbür gümbür bir bas olmayınca diyecek ki ben size söyledim işte bu pop müzik için diyecek. Ee, onun zeminini yapmışlar. Evet bunu daha önce incelediğim, bundan bir önce incelediğim ee, 85 T Jabra'nın ya da işte de benim kullandığım 75 T'ye göre daha düşük bir bas gücü var. O doğru. Pop müziklerde peki gerçekten Kuvayi'nin söylediği gibi iyi mi? İyi. Özellikle vokali olan hani e, müziklerde gümbür gümbür bası olan değil de daha çok sözlerin öne çıktığı müziklerde gerçekten güzel bir ses deneyimi sunuyor. Ama bas benim hayatım ben bassız duramıyorum diyenler için bu kulaklıklar çok uygun olmaz. Bas yok anlamı çıkmasın. Sadece daha kuvvetlileri var piyasada onun için söylüyorum. Ama genel ses kalitesi gayet güzel. Bunlar yani ses kalitesine önem veren kişilerin de tercih edebileceği kulaklıklar. Tabii ki ANC var. ANC'si ama bunun şey değil böyle hani Ortama ayak uyduran böyle alt senaryoları yok bir tane ANC modu var açıyorsunuz kapıyorsunuz ya da dışarıya içeriye verebiliyor o da önemli çünkü bazen işte bunlar tıpa oldukları için dışarıya duyamıyorsunuz ama şunu da söylemem lazım hem dışarıya duymak için açtım hem de müziği açtım İkisi aynı anda çalışabiliyor pek bir anlamı kalmıyor o zaman yani burada aslında birazcık da dinlediğiniz müziğin de, de sesinin kısık olması lazım ki dışarıya duymaya devam edin ya da işte bazen müziği kapatsanız da tıpa oldukları için dışarıya duymakta zorlanıyorsunuz. O zaman zaten tam veriyor içeriye sesi ve amacına daha yakın oluyor. Huawei'nin benim pek hoşuma gitmeyen bir özelliği var. Kendi telefonlarına bir şekilde kıyak geçiyorlar. Burada ben testlerimi iki telefonda yaptım. Samsung S9 Plus kendi telefonumla bir de tabii ki Huawei'nin P40 Pro'suyla. Şimdi P40 Pro'da ve tabii ki kendi telefonlarında genel olarak şöyle bir kıyak geçmiş. Bir defa iki şey var. Birincisi Huawei telefonlar zaten direkt tanıyor bunu. E, hemen çalışıyor ve hemen Bluetooth menüsünde hem bu ürün üzerinde konuşursan bütün ayarlarına erişiyorsunuz. AI Life uygulaması var biliyorsunuz. Hep söylemiştim daha önce de. Onu, onu kurmadan da ayarlarına erişiyorsunuz. Ama siz kurun. E, Update'lerini falan da o üstünden yapabilirsiniz. Ayarlarında bulunsun. Ama bir işte başka bir telefon kullanıyorsanız o AI Life kullanılacak. Çalışmıyor anlamında değil ama özellikleri yani ayarları gelmiyor. Onun için AI kurmanız lazım. Bu bir. İkincisi şöyle o AI kursanız bile bunun bir özelliği eksik kalıyor Huawei dışı telefonlarda. O da şu. Bunlar da biliyorsunuz kulağımızdan hani bazen birisi bir şey söylüyor anlamıyoruz. Çıkarıyoruz konuşmak için dinlemek için. Sonra geri takıyoruz. İşte o esnada çıkardığımızda Dinlediğimiz şeyin durması, geri taktığımızda da tekrar çalışmasını bekleriz ki bir sürü kulaklıkta bu özellik var zaten. Artık özellik bile değil. Ama bu maalesef Huawei telefonlarda çalışıyor. Ama işte Samsung'a geçtiğim zaman bu özellik yok. Menüde seçimlik olarak bile yok. Kayboluyor. Dolayısıyla bunu çıkardığınız zaman müziğiniz çalmaya devam ediyor. E, o yüzden ben bunu bir eksi olarak düşünüyorum. Çünkü bu çok süper temel bir özellik. Olmaması bir eksi. Diğer bir eksi yine bu ürün özelinde. Şimdi bunun Huawei'nin ustalığı bunların kumandası. Bence o işi iyi beceriyor Huawei. Ne yapıyor? İşte sıkma. Sıkarak kullanabiliyorsunuz. Dokunarak kullanabiliyorsunuz. Bir de tabi bunun üstünde kaydırarak kullanabiliyorsunuz. Ama bunu da model model eksiltiyor işte ürünlerinde. Mesela burada çift tıklama ve basılı tutma şeklinde kullanılıyor. Slide yok ya da sıkma yok. Bunun birine negatif etkisi şey olmuş. Sesi alçaltıp yükseltemiyorsunuz. Kısma ayarı yok. E, bu da bence bir eksiklik çünkü benim ölçmeme göre kendi iddiası işte 10 metre. Hani bu lütuflarda genelde biliyorsunuz iddia 10 metredir. Ben kendim arada böyle duvar mı var da olmayınca 20 metreye kadar telefonumdan uzaklaştım ve bu kesintisiz bir şekilde ses vermeye devam etti. Bluetooth 5.2 bu arada desteklediği bağlantı cinsi. E, bu iyi bir değer ama ne oldu? Sesi açmam gerektiğinde yine o 20 metreye gidip e, telefona gittim ya da kısmam gerektiğinde Bence yani üzerinde mutlaka bunun bir e, esirgenmemesi gereken bir özellik. Ha kontrolleri tabii bu birazcık e, ekonomik model anlamışsınızdır şu ana kadar Huawei ailesi içerisinde. Kontrollerden kısılmış ama en azından bana ayar menüsünde bir başka ayarın yerine ses e, ister misin ya da ses açma kapama olsun mu diye bir seçenek sunsaydı iyi olurdu ya da en azından kulaklığın tekinin tekinde belki bir özelliği iptal edip ses açma kapamaya çevirebilirim bu e, ayarlar böyle ayarlar yok ayarlar menüsünde var olan ayarları e, birazcık konfigüre edebiliyorsunuz o da çok sınırlı bir e, seçenek peki sesi nasıl öncelikle ikiye ayırıyoruz İşte az önce söylediğim gibi birincisi kulaklıktan aldığımız müzik performansı, ses performansı, bir de konuşma performansı var. Dediğim gibi müzikte de hakikaten Huawei'nin dediği gibi pop müzik ağırlıklı. Bası öne çıkarmayan bütün e, müziklerde, seslerde gayet iyi. E, yüksek kaliteli bir ses alıyorsunuz. O kesin. Diğer diğer konu tabii ki konuşma. Bir defa bluetooth kulaklıklar arasında e, şimdi şöyle bir durum var. Bazılarını biliyorsunuz bluetooth kulaklığa geçtiğiniz zaman bence bence kriter bu. Karşıdaki kişi sizi tekrar ettiriyor mu? Anlamadım bir daha söyle diyor mu? Bunları demiyorsa bence testi geçiyor zaten. Daha sonra da kalitesi geliyor. O da karşı tarafın sizi algısını etkiliyor. E, o çok önemli değil. Hani bizi nasıl duyduğunu biz emin olamayız zaten. Önemli olan bir diyalog gerçekleşsin, kopmasın, bağlantı da kopmasın, hiçbir şey olmasın. Bir de e, gürültü engelleme sistemi tabii ki mikrofonda da var. Sesimizi robotik hale getirmesin. Çünkü müdahale ettiğinde bizim sesimiz doğallığını bir miktar kaybeder. Bu hepsinde böyledir. Ben bir sürü test yaptım dışarıda arkadaşlarla konuştum. Kimisi anlamadı, işte kimisi bluetoothta olduğunu anladı en azından. Ama çoğu şeyi hiç anlamadılar. Arkamdaki gürültü ne? Araba gürültüsünü mü, müzik mi çalıyor? Bunu hiçbir şekilde söyleyemediler. Bu iyi bir şey, arka gürültüyü engelleme konusunda başarılı. Ama bunu sese müdahale ederek yaptığı için ne kadar gürültülü bir ortamdaysanız. O kadar sese sesin kalitesini birazcık etkiliyor, sizi birazcık sesinizi bozuyor. Bu bozma karşılığının anlamayacağı hale getirmiyor ama onu tekrar üstüne basa basa söyleyeyim. Rüzgarlı alanda da denedim. Rüzgarın sesini de e, gayet güzel kesti. Zaten bunun öyle bir tasarımı var. Şurada hatta göstereyim. Şu üzerindeki şu görüyorsunuz delikler bunlar rüzgar fitresi için e, işe yarıyormuş. Rüzgarlı ortamda da karşı taraf beni rahat rahat duyabildi. Bluetooth'ta konuştuğum anlaşılıyor. Telefonla direkt konuşmadığım anlaşılıyor. O da işte oradaki ses kalitesi farkından anlaşılıyor. Ama sonuç itibariyle bununla rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Bağırmam da gerekmedi. Onu da söyleyeyim. Ekstra bir yüksek ses vermem gerekmedi. Normal konuşma sesimle karşı tarafa iletişim kurduğum. Şu an Huawei FreeBuds 4i'yi bağladık ve ses kaydı yapıyoruz. Bu ses kaydını birazcık ideal şartlarda yapıyoruz. Yani maksimum ne oluyor onu görün. Şu an ortamda bir gürültü yok normal sesimi alması gerekiyor. Bozmaması gerekiyor daha doğrusu. Dışarıda sesi olduğu zaman orayı bastırmak için benim sesimi de bozmak durumunda kalıyor. Şimdi sizden gelen istek üzerine bir de maskeyle deneyeceğim. Çünkü bu haklı bir istekti. E, sokakta diyorsunuz ki biz bunu kullanırken maskeyle kullanıyoruz. Tamam. Bakalım. Bu şekilde maskemizi takalım. Açık kalmayacak şekilde. E, şu anda konuştuğum zaman seste ee, bir farklılık varsa siz duyuyorsunuz. Ben kendim çok büyük bir fark hissetmemiştim. Ama bakalım e, kullanırken siz ne diyeceksiniz. Karşımdakiler de e, aslında orada benim fark hissetmem önemli değil. Beni dinleyenler e, herhangi bir fark hissetmediler. Rahatsız olmadılar ya da ben çok bağırmak zorunda kalmadım. Şu anda da aynı ses seviyesinde zaten konuşuyorum. Tabii bu kulaklarda bahsettiğimiz bir şey de IP reytingi var mı yok mu? IPX4 bunun reytingi. E, bununla yüzmeyeceksiniz ama işte dışarıda koşuda yağmura yakalandığınız zaman da üzülmenize gerek yok. Kulaklığı saklamanıza gerek yok. Fiyatı 750 TL şu anda Huawei'de ve e, baktığımız zaman diğer aile üyelerine onların arasında bir yer edinmiş FreeBuds Pro 1200 TL civarında 3i 615 ve düz 3 855 TL civarında geziyorlar. Böylelikle her kademeye bir tane kulaklık düşürmüşler. Bu ürün alınabilecek bir ürün. Hem ses kalitesiyle hem bence pil ömrüyle ve hızlı şarj desteği gibi avantajlarıyla tercih edilebilir. Dediğim gibi kimi almayacak? Bir defa daha çok kontrol isteyenler için Huawei'de bile hani Pro modeli zaten işte o bahsettiğim kontrollere, bunda eksik olanlara sahip. Onun dışında işte dediğim gibi bas severler basa yönelik kulaklığa yönelebilirler. Bunun gibi bir iki nokta ve tabii mikrofon olarak da daha çok mikrofon bulunduran kulaklıklar Ses kalitesini biraz daha arttırabiliyor sesi daha az bozarak iş yapıyorlar Ama bu da onlar da işte hep söylüyoruz 1000 liranın üzerindeki FreeBuds Pro gibi kulaklıklar burada birazcık Fiyat performans ürünü yapmaya çalışmış bu abi. Ben o konuyu o konuda tutturduklarını düşünüyorum hedeflerini Maalesef ses konusu böyle bir şey hani Benim duyduğumu size aktarmam mümkün değil deneme yanılma yapılacak ürünler de değil bunlar Birazcık güveniyorsunuz deneyen kişilere ve işte incelemeleri okuyup karar vererek bir karar veriyorsunuz. Ama en azından şu ana kadar FreeBuds kullanıcılarının memnun olduğunu eğer araştırırsanız göreceksiniz. Çok kişi etrafında aldığı kullanan var. O yüzden hani hem yazılımı da çok düzgün çalışıyor. O yüzden total olarak gayet memnun alanlar bu da o memnuniyeti sürdürüyor. Çok fazla da abartı bir değişiklik olmadan seriyi sürdürüyorlar zaten. Kulaklık olunca da hani çok fazla böyle aşırı atılımlar olmuyor zaten. Burada da bence FreeBuds 4 diye tavsiye edilebilecek bir kulaklık olmuş. Diğer Çinli rakiplerinden tabii ki özellikle fiyat konusunda baskı yiyeceğini zaten biliyoruz. Çok fazla rakibi var artık. 150 liradan başlıyor. İşte 1000 liraya kadar artık ulaşmış durumdalar. Çok çeşit var. Siz de deneme şansınız olmadığı için kullanıcı deneyimlerine bakın ve işte bu detay özelliklerine yani ihtiyacınız olur olmaz ona bir karar vererek bir model belirlemeye çalışın derim her modelin mutlaka öne çıkan diğerinden farklı ya da işte birazcık geri kalan özellikleri oluyor ona göre artık kıyas yapa yapa karar vereceksiniz bu incelemede böyleydi bir sonraki bölümde görüşmek üzere